Allah'a birbirlerinden hoşnut ve razı olarak Allah'ın huzuruna haş olan müminlerden, müttakilerden de bahsediyor Rabbul Alemin. Bu yüzden naide fertlerinden bile aynı duyguda, düşüncede olmayan insanlar oluyor. Bazen karı koca birbirleriyle ters düşüyor işte. Bakın Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavminin, Hazreti Lut Aleyhisselam'ın karısı ve inkarcıları bunlara örnek olarak Rabbul Alemin sayıyor. Ve o helak edilenler, evet o kavmin belki de yeteri kadar direnç göstermemesinde, iman eden kimselerin yeteri kadar direnç göstermemesinde, tebliğde bulunmamasında, kötülüğe, fuhşiyata ve fikirata direnmemesinden kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz bir kötülük gördüğünüz zaman ona elinizle düzeltin diyor. Niye elinizle düzeltin? El, gücü ve kuvveti sembolize edin. Kanunu sembolize edin. Yani kanunlar yapın, kanunlar çıkarın. Efendime söyleyeyim, anayasa yapın. Ne bileyim, tüzük yapın. Bir şeyler yapın ve o kötülüğün toplumda yayılmasına, fertlere ulaşmasına engel olun. Vazifemizin ilki bu. Ama buna gücünüz yetmiyor. İmanınız bu kadar kavi değil. İman bu kadar kavi olsa vallahi de meydan okurum ben millete. Ne yapıyorsunuz? Ama iman zayıf olunca Resulullah Efendimiz diyor ki eğer bunu yapamazsanız dilinizle bari söyleyin. Ya o kötülüğü yapan insana gidin korkmayın ya Allah'tan korkun. Gidin söyleyin kardeş bak bu Allah'ın haram kıldığı bir fuhşiyattır, bir kötülüktür. Hem senin için, hem toplumumuz için, hem insanlık için bu gerçekten bir felakettir. Yapma Allah aşkına tövbe et. İyi yap, iyilik yap filan diye onu ona sevk edin. Buna da mı imanınız yeterli gelmiyor? O zaman hiç olmazsa kalbinizden buğz edin ya. Bir şey söyleyemiyorsanız kalbinizden buğz edin o kimseye de, o kötülüğe de. Günden güne sarıyor. Ya bakın, dün bir kardeşimiz, Allah ondan razı olsun, çok güzel bir şey söyledi. Dedik ki, hocam dedi ya, burası mabet mi dedi. Evet dedim, burası Hacı Bayram. Türkiye'de belki de cemaat yoğunluğu ikinci sırada gelen bir mabet burası. Eyüp Sultan 1, burası 2. Cemaat yoğunluğu kalabalık. Sürkülasyon fazla burada. Peki dedim, mabetler kutsal mıdır? Evet kutsaldır. Peki bu caminin avlusu cemaat kalabalık olduğunda dışarı taştığında millet hasır serip o avluya namaza duruyor mu duruyor? Peki o avlu cami hükmünde oluyor mu o zaman? Elbette ki oluyor. Fetva bu yönde. Peki bir mabedin içerisinde inansın ya da inanmasın. Allah'ın emrettiği halde Allah'ın emrine isyan eden açık saçık kadınların dolaşması, namaza duran insanların ve duracak olan insanların önünden, arkasından baldırını bacağını, öncesini verisini açmış vaziyette dolaşması Allah aşkına bu muhabbete saygısızlık değil mi dedi ya? Değil mi arkadaşlar? He? Evet. Hiç sesini çıkmıyor. Peki Allah rızası için niye ikaz etmeyiz biz? Hanımefendi kardeşlerimiz niye ikaz etmezler birbirlerini? Ya bir caminin avlusuna bu haliyle, bu kıyafetle gelinmez kızım, gelinmez kardeşim. Allah aşkına biraz kendinize güzellenin ya. Demez mi insanlar? Demiyorlar. Deseler bilmiyor. Yani eşler birbirlerini ikaz etmiyor. Anne babalar birbirlerini ikaz etmiyor. Dolayısıyla günden güne başkalarının bize empoze ettiği yaşam tarzı ve gerçekten bir Müslüman kadında olmaması gereken kılıklar, kıyafetler camilerin avlularına kadar, camilerin işlerine kadar girer hale geldi Allah için. Ne olur bu konuda biraz duyarlı olalım. Hanımefendi kardeşlerime ben Allah için yalvarıyorum. Ne olur ölüm var, hesap var, örtünme ve tesettür Allah'ın emridir. Başkaları bizi medeniyet, çağdaşlık, efendime söyleyeyim başka şeyler adına kandırmasın. Ne olur bu vatanı vatan yapan, bu mukaddesatımızdır, bizim manevi ve milli değerlerimizdir, örtümüz, adetimizdir. Kurtuluş savaşını veren, cepheye cephane taşıyan, kendi çoluğunu çocuğunu bırakıp da vatan elden giderse bir
yaşayan şuurlu nenelerimizin her birerleri bugünkü gibi giyinen kuşanan hanımefendiler değil de Allah için bir bakın o resimler. Ve yalvarıyorum, ne olur hava ne kadar sıcak olursa olsun, ne kadar sıcak olursa olsun, rahat giyinip kuşanabileceğiniz mekanlarınız evlerinizdir, odalarınızdır, sokaklar değildir. Cehennem vallahi dayanılacak gibi değildir aziz kardeşlerim. قُلْ نَارُ اَشَدُّ حَرَّا diyor Allah Hazretleri. De ki Muhammed, cehennem ateşi çok daha hararetlidir, çok daha dayanılmazdır. Allah için ben size bir sorumluluğumun gereği olarak ikaz ediyorum. Ne olur fuhşiyattan, münkirattan, hayasızlıktan ve bu tür şeylerden müminler olarak uzak duralım. Biz çocuğumuza nasıl örnek oluyorsak, çocuklarımız bize hangi giyim kuşamda, hangi tavır davranışta, hangi ahlaki değerlerde görüyorsa o kalıba göre şekil alıyorlar. Ne olur bizi iyi görsünler, iyi bilsinler ve mahşer meydanında da bizden davacı değil, razı olsunlar inşallah. Allah-u Teala Hazretleri her birerlerimizden de razı olsun. Hacı Bayram Veli Efendimiz'in de bir cümle Allah'ın nimeti berekat üzerinizde olsun. Aşure günleriniz, Muharrem ayınız ve ömrünüz hayırla mübarek olsun. El-Fatiha. Allah'ın adamı iyi yerlerde olduğu halde.